yaşandı mı? Merak ettiğimiz sorular var. Gördüğünüz nedir? Ne yaşıyoruz şu anda? Dünya ne yaşıyor? Ebru Hanım, önce Murat Muratoğlu'na bir cevap vereyim. Buyurun. Bu rötarın önemli bir nedeni trafik kontrolörleri bir epeydir süren bir protestosu var maaşlarıyla ilgili. Pilot eşdeğeri maaşı almaları gerekirken maaşları düşük. Devlet Hava Meydanları işletmesinin içinde hem seyri sefer hem de bu yer işletmesiyle ilgili görevler olduğu için kamu personeli arasında eşdeğerlik olsun diye maaşları düzeltilmiyor. O yüzden onlar da inisiyatif almadan çalışma diye bir şey yapıyorlar. İnisiyatif almadıkları zaman da böyle rötarlar, daha doğrusu AJET'in nasıl uçak eksiği olduğu, nasıl personel eksiği olduğu, nasıl organizasyon bozukluğu olduğu daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim sorunuza. Konu dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden biri olan CrowdStrike'ın Falcon isimli ihlalleri, yani saldırıları önlemeye yönelik platformundaki bulut üzerinden çalışır bir arıza olması. Bu tedarik zinciri saldırısı diye adlandırılır. Son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor. Yani bir yazılımı birçok firma satın alıyor. Ve açık çıktığında hepsi birden sıkıntı yaşıyor. Bu bir saldırı mıdır? Şu anda bunun saldırı olmadığı, arıza olduğu mesajı var. Ve yama süreyi soruyorsunuz, ne kadar sürede sonuçlanır diye bir yama yayınlandı. Ancak bu yama PC'leri kilitledi. Bunun üzerine yeni bir yöntem ortaya koydular ama o yöntem önce işte şey yapın, boot edin, Windows'u safe modunda şöyle yapın, böyle yapın diye bir liste hazırlandı. Ama bunu 50 milyon PC'ye uygulanması lazım. Birkaç saatte biter diye tahmin ediyorum ben. Birkaç saatte biter. Saldırı değilse, daha ileriye götürülmezse, ki şu kadar saldırı olmadığı mesajı var. Saldırı mı? Yani sizin görüşünüzü de tabii merak ediyorum ama bir küresel saldırıysa, ama bu yazılımla pek mümkün olmaz mı? Yani öyle mi demek istediniz? Anlamaya çalışıyorum. Ebru, kusura bakmayın. Yok, lütfen. Haklısınız. Siber saldırı olabilir. Bunu biz gördük. Daha önce. Özellikle Windows, Microsoft platformlarında çok oluyor. Çünkü çok yaygın biliyorsunuz bu platformlar. Doğru. Açığı bulduğunda da bir tanesini zaten problem yaşadığı zaman hepsine yansıyor. Burada da bakın bir şey söyleyeyim. Şey diyor ki IT dünyası, bugün IT dünyasının en karanlık günü. Endişeyle izliyoruz. Şimdi biz Türkiye'deki havacılıktan bahsediyoruz ama bahsedilen şirketler arasında nükleer santrallar, silah fabrikaları, Bank of America, American Airlines, anlatabiliyor muyum? Tabii. Çok fazla. Şimdi bu bir saldırı mıdır? Son zamanlarda çok arttı. Dün bile Amerikan hükümetine yönelik büyük bir saldırıdan bahsedildi. İşte Çinliler, Ruslar biliyorsunuz bu konularda çok ilerdiler. Mümkün. Çünkü dün sözünüzü kestim, özür diliyorum. Trump Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde konuşurken yine Çin dedi. Yani birkaç kez orada bile Çin vurgusu yaptı. O aklıma geldi siz söyleyince. Doğru. Yani şu andaki görüntüde saldırı denilmiyor. Sadece arıza deniyor. Evet. Bakın bu yapay zeka konusunda da korkutucu. Microsoft da yazılım hatası diye bir açıklama yaptı. Çözmeye çalışıyoruz diyor. İşte birden fazla yazılımda da sorun varsa... Aynen öyle söylüyor. Şey, antivirüs. Antivirüs programı CrowdStrike. Antivirüs programında bir hata oluştu diyor. O da diyor bu çöküşü beraberinde getirdi. Çözmeye çalışıyoruz diyor. Aynı şeyi söylüyoruz size. Baştan söyledim. Dünyanın en büyük güvenlik firması CrowdStrike'ın Falcon isimli platformu ki ihlalleri engeller, siber ihlalleri engeller. Burada bir sorun yaşıyor.
Bunu kullanan tüm firmalar, işte büyük firmalar. Tabii. Hepsi, yok, sizi doğrulamış yani. O açıdan söyledim. Açıklaması da böyleymiş diye. Evet. Güvenlik. Durum. Güvenlik. Yani güvenlik programı. Ya yok, sorun işte. Çıkar. Ya çok enteresan şey. Dedi yani şey olabilir, siber saldırı olabilir. Daha önce oldu bu yazılım programları, antivirüs programları saldırıya açık dedi. Dolayısıyla bu bir siber saldırı olabilir. Çok özür dilerim. Kısa zamanda ne kadar sürede önlenebilir ve bunun ya bu kadar bu saldırıya açık olması ve bunun yapılabiliyor olmasının sonucu ne olur? Ne söylüyor bize bu? Sonuçta bu tür siber saldırıları beklemeliyiz. Çünkü daha büyük ve küresel çapta, büyük çapta bekleyebiliriz o zaman diyorsunuz. Şu anda çok gergin bir dünyada yaşıyoruz. Bu gerginliğin bir tarafında maddi silahlar falan filan var ama siber de önemli bir silah. İşte görüyorsunuz. Aynen. Görüyorsunuz. Havacılık bu kadar durursa ne kadar zarar olur, değil mi? Her dakikası yani, büyük maliyet şu anda. Kesinlikle. Dolayısıyla bu bir saldırı olabilir ama şu ana kadar arıza olduğu mesajı var. Göreceğiz. Aynen. Gelişiyorlar. Çok yeni. Bakalım çözebilecekler mi ki eğer saldırı değilse 2-3 saate çözülür. Çok önemli değil. Eğer saldırı değilse. Eğer saldırı değilse çözülme yayınlandı. Bu nedenle 2-3 saate çözülür. Eğer siber saldırıysa ve daha uzun sürerse bu da siber saldırılara karşı güvenliği tekrar gündeme getirecek ve tartışmayı da çok başka bir yere götürecek, öyle değil mi? Şimdi Amerikalılar bir Çin şeyinden, aracından bahsediyorlar. Uzunca bir süredir. Bunun özelliği sisteme giriyor. Sistemde kendini göstermeden, hissettirmeden duruyor. Hı. Şimdi bu böyle bir arızayı yaptı. O arızayı siz çözdünüz. Başka bir şey yaptı. Olur mu? Olur. Hı. Dedim ya, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda siber saldırı Rusların ve Çinlerin en önemli araçları durumunda. Şu anda mesela Sky News'te haber sunarken hiçbir veri, hiçbir akış yok. Dolayısıyla sağlıklı bir haber akışına ulaşamıyorlar. Bu bizim dediğimiz o VTR'leri gösteremiyorlar, haberlere giremiyorlar, yayıncılık yapamıyorlar şu anda. Oysa biz öyle miyiz? Aslan gibi yapıyoruz bak, manuel de olsa. Ne kadar ironik biliyor musunuz? Siber saldırıyı önlemek için yapılan yazılım tam tersine bir büyük probleme yol açtı. Çok ironik değil mi? Evet.